Arkadaşlar merhabalar. Yine güzel bir yerdeyiz. Bazen e, kendi başınıza kaldığınızda zorlandığınız bir yerdeyiz. Gruplama ve dağıtma mantığını anlatmıştım. Ancak şunu istiyorum sizden. Burada gruplama ve dağıtma mantığı anlatılacağı için e, tavsiyem bilmiyorsanız lütfen o videoyu izleyin. Sonra arkadaşlar buraya gelin tamam mı? Şimdi burada üç farklı oyuncak 5 farklı kutuya nasıl dağıtılır? Bakalım. Burada arkadaşlar birincisi çok basit bir yöntemdir. Tatmin edici olmayabilir ama gerçekten doğru bir yöntem. uydurma ezber bir şey değil. Birinci oyuncağın 5 hakkı var. İkinci oyuncağın 5 hakkı var. Üçüncü oyuncağın yine 5 hakkı var. Neden? Herhangi bir şart yok. İstediğim gibi dağıtabilirim. Kutularda boş kalabilir. Bir kutuya 3 eleman da atabilirim. 2 eleman da atabilirim. O yüzden cevap budur. Bunun uzun cevabı bu soru için gerekli değil ama diğer sorularda kullanacağımız için anlatayım. Şimdi arkadaşlar sorularda kombinasyon sorularında durum tespiti önemlidir. Yani kaçar tane dağıtacağınızı tespit edersiniz. Sonra buna göre dağıtım yaparsınız. Bu yüzden önce paketleme işlemi. Yani bu 3 oyuncağı nasıl paketlerim? 3 3 bir an böyle ben şey oldum sanki daha fazla girmiş gibi. 3 tane oyuncağı alırım sadece bir kutuya gönderirim. 2 oyuncak ve 1 oyuncak şekilde 2 kutuya gönderirim bir oyuncak bir oyuncak bir oyuncak şekilde üç kutuya gönderirim. O zaman şu an bunları paketliyorum. 3'ün üçlüsü. Yani üç oyuncağın üçünde bir paket yaptım ve bunu istediğim 5 kutudan birine gönderirim. İşte bu birinci durum. İkincisi burada 3 oyuncaktan ikisini bir paket, bir oyuncaktan birini bir paket. Paketlerdeki eleman sayısı farklıysa bölme veya çarpma. Şu an paketledikten sonra artık ne diyeceğim? Bunları farklı kutulara göndereceğim. O zaman birinci paketin 5 hakkı var. İkinci pakete 4 hak kaldı. Toplam 5 kutudan ikisini böyle tercih etmiş oldum. Üçüncü durum paketleri 3'ün birlisi. 1'in 2'nin birlisi ve 1'in birlisi şeklinde yaparım. Ve her zaman söylediğim şey paketleme işleminde, gruplama işleminde eleman sayıları aynıysa kaç tane grubun eleman sayısı aynı? 3'ünün de. O zaman 3 faktöre ile böleceksin. Peki kaç tane kutuya göndereceğim bunları? 3 kutuya. Birincinin 5 hakkı var. İkincinin 4 hakkı var. Üçüncünün 3 üç hakkı var. Böylece bu şekilde arkadaşlar olayı halletmiş olacağız. Gerçekten toplayalım bakın. 5. Burası 5 çarpı 4, 20, 3 ile çarparsam 60. 5 kere 4, 20, 3 ile çarptım 60. Çarpı 1'den 60 topladım 125 oldu. Bu mantık tabii ki çok basit, kolay ama bu mantığın da biraz üzerine düşünmenizi istiyorum. Şimdi burada da yalnız şunu da hemen bir 30 saniye bir araya gireyim. Ben YouTube'da bazen e, ne var ne yok diye bir bakıyorum. Öğrencilerin de yorumlarını gerçekten önemsiyorum. Bazen sanki hani önemsemiyormuşuz gibi bir algı oluyor ya da dönmeyince ama her soruya hem dönmek mümkün değil. Hem de bazı soruları kişisel kabul ettiğim için onları ben tanımam lazım öğrenciyi o yüzden dönmüyorum. Örnek 20 netim var hocam Ali yayınlarından sonra Veli yayınlarını çözersem nasıl olur buna cevap vermek mümkün değil ben size söyleyeyim açık ve net ben genel cevapları o yüzden yorum e, rehberlik adı altında bahsediyorum ama kişisel sorulara cevap vermeme sebebi gıcıklıktan veya cevap vermek istememekten değil çünkü bir sürü soruya da dönüyorum ama öbür türlü biraz kandırmaya giriyor ben de çok böyle kitap satıcısı gibi ondan sonra bu olur, bundan sonra bu olur. Sana bu gider, sana şu gider, sana şunu vereyim abime şeklinde sevmediğim için onlara dönmüyorum. Ama yorumlara baktığım zaman bazen şunu fark ediyorum. Kitaplardan bağımsız bir şey söyleyeceğim. Ali Hoca'dan anlamadım, Veli Hoca'dan da anlarım. İnşallah hocam sizden anlarım. Ben YouTube'daki hemen hemen e, dinlediğim hocaların çoğunun iyi anlattığını birkaç dinlemede anladım. Yani bahsedilen çok iyi Hocalar buna dahil veya adı çok duyulmamış olan hocalar da dahil. Gerçekten insanlar iyi anlatıyor. Sadece tarzı size uymayabilir. Ama ben size bunu anlattıktan sonra şunu zannediyorsanız. Bunu anlattı hoca ve anladım. Artık zihnime yerleşti. Öyle bir dünya yok. Hele zor yerlerde mümkün değil. Sizin buna oturup bir kafayı yormanız lazım. Niye ee, birçok öğrenci aynı hocadan çalışmasına rağmen farklı netleri yapıyorlar? Bunun çünkü bir sürü faktörü var. O yüzden lütfen şu fosforladığım yere bir göz gezdirmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar ikinci duruma. Bu farklı nesneleri farklı kutuya atarken yapacağımız olaydır. İkincisi 4 farklı oyuncak 3 özdeş kutuya kaç farklı şekilde konur? İşte arkadaşlar bunda bu yöntem tutmaz. Peki niye tutmaz hocam? Çünkü arkadaşlar burada kutular özdeş olduğu için birincinin 3 hakkı var, ikincinin 3 hakkı var, üçüncünün işte 3 üç hakkı var saçma olur. Çünkü Özdeş kutularda birbirinin aynı tonlarca durum olur. Düşünsenize bir örnek göstereyim size. Kutular nasıl olsa özdeş. Ve ikişer ikişer göndereceğim. Marketlere reyona bakıyorsunuz. Hiç ezik büzük hiçbir yerinde bir sıkıntı olmadığını düşünün. Hepsi eşit seviyede. Burada iki tane çikolatalı paket var. Burada iki tane çikolatalı paket var. Habunu almışsınız, habunu almışsınız. Görsel olarak bir fark yok. Ya da bunlar yer değiştirse, böyle olsa bu bir tanesi boş olsa yani bu paket yok. E sizin bunu almanızla bunu almanız arasında fark yok. İşte biz böyle eğer şu üstteki mantığı kullanırsak birbiri aynısı şeklinde tonlarca durum elde ediyoruz. O yüzden şu yöntemi sadece bu soruda kullanabilirsiniz ama fosforladığım yöntemi her soruda kullanıyoruz. Durum tespiti arkadaşlar klasik. 3 özdeş kutuya 4 farklı oyuncağı nasıl dağıtabilirim? 1- 4 diğerlerine hiçbir şey göndermem. İki, bir kutuya üç tane gönderirim, bir tane gönderirim, sıfır tane. Bir kutuya iki tane, iki tane, sıfır tane. Sonra bir kutuya bir, bir kutuya bir, son kutuya iki tane. Hangi kutuya gönderdiğimi önemsemiyorum. Şu an sadece durum tespiti yaptım. O zaman birinci durum. 4-0-0 nedir biliyor musunuz? Bir durum. Neden? Kutular zaten özdeş. Hangi kutuyu attığımın önemi yok ki. İkinci durum. 4'ün üçlüsü birin birlisi. Paketleme ve gruplamanın önemi bu soruda ortaya çıkıyor arkadaşlar. Paketledim. Peki hangi kutuya göndereceğim? Hangi kutuya gönderdiğimin önemi yok. Özdeş kutu zaten. Haliyle 4'ün üçlüsü 1'in birlisi yaptım. Buradan 4 durum geldi. Sonra arkadaşlar 2'nin ikilisi şey 4'ün ikilisi 2'nin ikilisi bölü 2 iki faktöriyel. Yani. Bunu dinlemeyen öğrenciler nereden geliyor diyebilir ama bunu anlattım ben. Ee, dağılım ve gruplama mantığında. Burada bir kere daha söyleyeyim. Farklı nesneleri gruplarken grupların eleman sayısı aynıysa bölmeniz lazım. İki tane grubun da eleman sayısı aynı olduğu için iki faktöriyel bölüyorum. Bir şeyle çarpacağım mı? Hayır. Neden? Çünkü hangi kutuya gönderdiğimin önemi yok. Kutular zaten birbiriyle aynı. O yüzden buradan da ne geldi? 3 durum geldi. Sonra arkadaşlar ...bir, 1, 1, 2. 4'ün birlisi, 3'ün birlisi ve 2'nin ikilisi. Bölü 2 iki faktöriyel. Neden 2 faktöriyel? 2 tane grubun eleman sayısı aynı da o yüzden arkadaşlar. Dolayısıyla burada da artık 4 çarpı 3 12 bölü 2'den 6 durum oldu. Herhangi bir şeyle çarpmıyorum. Çünkü arkadaşlar gönderdiğim kutular özdeş kutu. Dolayısıyla burada topladığınız zaman 6 4 daha 10 3 bir daha 14 tane'cik durum oldu. O yüzden işte bu dağıtma sorularında arkadaşlar gerçekten ee, bu yaptığım yöntem çok önemlidir. Paketliyoruz. Her zaman önce paketleyin, sonra dağıtmak kolay olur. 3 faktöriyelle mi çarpacaksın? 2 faktöriyelle mi ya da hiçbir şeyle çarpmayacak mısın? Daha kolay anlaşılır. Bu işte farklı nesneleri özdeş kutulara dağıtmaktır. Şimdi gelelim 4 özdeş oyuncak 3 kişiye. Bu direkt ezber. Meşhur ayraç yöntemi. Ayraç yöntemi özdeş nesneleri farklı kutulara dağıtırken olur arkadaşlar. Ve burada hiç yoruma açık bir şey yapamam. Çünkü gerçekten ayraç yöntemiyle olayı hallediyoruz. Zaten sınava çalışıyoruz. Bazen ezberler gerekiyor. E, bu ezber yöntem de şey gibi düşünün. Öklit gibi düşünün. Şunu diyor musunuz? Ben öklit yapacağım. Yok ya ben ile getiririm hocam. Ben bu zamana kadar Öklit sorularını benzerlikle yapan öğrenci görmedim ama Öklit'in geldiği yer benzerliktir normalde. O yüzden burada da işte ayraç yöntemi çok güzel ve doğru bir yöntemdir. Başka bir yönteme gerek kalmaz. Nasıl? Nesneleri böyle birer çubukmuş gibi düşünürüz. 3 kişiye bölerken de iki ayraç yeterlidir. Ekmeği bölmek gibi düşünün. Ekmeği siz iki kez kattığınızda üçe bölünür. Aynı mantıklı arkadaşlar. Burada da iki tane ayraç. Ayraçları şöyle yıldız yapayım. Bakın 2 ayraç koyduğum zaman 1, 2, 3 gruba gerçekten bölünmüş oluyor. Dolayısıyla burada temsili bir görüntü bu, örnek bir görüntü. Dolayısıyla artık ne oldu? 6 faktöriyel, bölü 4 faktöriyel çünkü özdeş 3, 4 nesne ve özdeş 2 ayraç olduğu için 2 faktöriyel. İşte arkadaşlar buradan ne geliyor? 6 çarpı 5, 30, 2'ye böldük. 15 tane durum geliyormuş. Özdeş nesneleri farklı kutulara veya insanlara gönderirken böyle yapabilirsiniz. Bu şekilde aklınızda bulunsun. Hatta bununla ilgili çıkmış soru şeyde vardır. Birebir ÖSYM oynatma listesine bakın. Ana sayfada var zaten. Ama ben size şöyle bir örnek kendim vereyim. A artı B artı C eşittir 10 olsun tamam mı? Burada şunu söyleyelim kaç farklı abc sıralı üçlüsü vardır? A şıkkı doğal sayı, B şıkkı pozitif tam sayı diyelim. Negatif soramayız zaten o sonsuz tane durum oluşturur. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Sonsuz tane değil de yani çok durum oluşturur. Şimdi A şıkkını yaparken 10 tane özdeş nesne var diye düşüneceğiz. Sonra buraya 2 ayraç atacağız. 12 faktöriyel bölü 10 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Böylece 12 çarpı 11 bölü 2'den 66. Örnek bir görüntü söylüyorum. Ayrı açıtı yerim buraya koydunuz. Bir de buraya attınız tamam mı? Bir tanesi 2 alır. Bir tanesi 4 alır. O zaman diğerine de tabii ki 4 tane kalır. Böylece 2, 4, 4 diye sıralı üçlü olur. Bunları tek tek toplamaktansa işte buna 2 var, buna 4 var, buna böyle yapmaktansa 66 tane durumu böyle görebiliyoruz. Örnek bir ayraç görüntüsü. Böyle 10 tane ayraçları başa koyarsınız. 0, 0, 10 olur. Hakikaten böyle 3 tane doğal sayı da vardır arkadaşlar. Pozitif tam sayı dediği zaman şunu söyleriz. Bunlar özdeş nesne olduğu için önden ve sonradan dağıtmak önemsizdir. O yüzden şöyle bir hareket çekeriz. Deriz ki bunların her birine önce birer tane ver. Bunu sadece özdeş nesnede yapıyoruz. Normalde önce dağıtayım sonra dağıtayım hakkınız yok. Birazdan bununla alakalı önemli bir ayrım örneği de vereceğim. Şimdi birer tane veririm her birine elimde 7 tane nesne kalır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra 2 tane ayrı çatarım. Örnek buraya ve buraya girer. Temsil olarak söylüyorum. Dolayısıyla 9 faktöriyel bölü 7 faktöriyel 2 faktöriyel olduğu için 9 çarpı 8 bölü 2'den 36 durum oluşur pozitif tam sayı dediği zaman önden her birine birer tane gönderme sebebim ne? Diyelim ayrıca gittim şöyle koydum tamam mı? Böyle koydum. O zaman başlangıçta birincisi bir tane almıştı ya buna 7 tane gelir. Buna hiç gelmedi ikinci seçimden. Buna hiç gelmedi ama 8, bir daha 9, bir daha 10 olur. İşte bu şekilde önden birer tane verip doğal sayı olmasın şey pozitif tam sayı olmasından dolayı sıfır olmalarını engelliyorum. Bu önemli bir durum ve bir soru tipi arkadaşlar. Ama dediğim gibi önden gönderme sadece özdeştir Şöyle bir soru sorarsam. 5 farklı oyuncak 3 kardeşe her birine en az bir tane dağıtmak koşuluyla kaç farklı şekilde dağıtılır? Yanlış cevapları söyleyeyim. Bir. Önce birer tane gönderirim hocam. Bu yanlış mı? Tabii ki yanlış. Çünkü matematikte sizden ne isteniyorsa o yapılır. Matematikte sana öyle bir cümle kurulmuyorsam onu yapma hakkın da yok. Çünkü önden birer tane göndermekle aynı anda bir bir 3 şeklinde falan dağıtmak farklı şeylerdir. O yüzden özdeş nesnede niye yaptık? Özdeş nesnede de önemsiz bir durum var. Ha önce göndermişin ha sonra göndermişin. Sıkıntı çıkarmadığı için önden birer tane gönderebiliyorsun. Ama farklı nesnelerde durumun gerçekten tek tek saydığınızda patladığını ve matematiksel olarak yanlış olduğunu da inanın lütfen ve yapmayın. İkinci yanlış durum da şudur. Her birine en az birer tane diyor ya hocam. Bir 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 gönderip iki tane oyuncağa göndermesek olur mu? Hayır olmaz. Bunları fonksiyon gibi düşünün. Asla bunlar boşta kalmayacak arkadaşlar. Yani oyuncakların her birini kesinlikle çocuklara göndereceğiz. O yüzden durum tespiti şart olan durumdur burada. Ee, şu yaptığım yöntem yani. Durum tespiti yapacağız. Sonra dağıtacağım. Nasıl dağıtırım 3 kardeşi her birine en az birer tane? 1, 1, 1, 3. Başka nasıl dağıtabilirim? 1, 2, 2. Her birine bakın en az birer tane dağıtmak şartıyla olayı bu şekilde hallettim. Daha başka durum var mı? Hayır. O zaman yapıyorum. İzleyin lütfen çok önemli burası. 5'in birlisi. 4'ün ee, birlisi, 3'ün üçün üçlüsü. Bölü 2 faktöriyel. Tam o an zil çaldı ve e, inşallah söyleyeceğimi unutmam. Ne diyordum? 5'in birlisi, 4'ün birlisi, 3'ün üçün üçlüsü bölü 2 faktöriyel. Neden? Çünkü arkadaşlar iki tane grubun eleman sayısı aynı oldu. Ben her zaman önce paketlerim. Direkt bodoslama göndermem. Ben cesurum gönderirim diyenler e, birkaç soru soracağım. Orada belki e, ne demek istediğimi anlarlar. Ben böyle yapıyorum e, paketleri oluşturdum. Birinci paket, ikinci paket, 3. paket. Şimdi bunları kaç tane kişiye göndereceğim? 3. O zaman işte 3 faktöriyelle çarptım. Sonra artı diyorum. 1, 2, 2. 5'in birlisi, 3'ün ikilisi, 1'in... Iki, e, birin... bir dakika ya orayı hatalı yaptık. 5'in birlisi, 4'ün ikilisi affedersiniz. Sonra 2'nin ikilisi. Bölü yine iki grubun eleman sayısı aynı olduğu için Kaça böleceğiz? 2 ile böleceğiz. Sonra arkadaşlar bu paketleri yaptık. Birinci paket, ikinci paket, üçüncü paket. Yine bunları kaç kişiye göndereceğim? 3 kişiye göndereceğim. Çarpı 3 faktöriyel. Gördüğünüz gibi bu şekilde dağıtımı yaptık. Toplamları da budur. E, farklı nesneleri en az birer tane olacak şekilde göndermek istiyorsak bu size ekstra bir soru olsun. Hatta hadi bir tane daha soru göstereyim. Aynı çözümü yapacağım, çözümü ikilemeyeceğim. Bu soru size şöyle de sorulabilir. Örten fonksiyon. Bu soruyu şöyle de verebilirdi soru size. A, B, C, D, E. B kümesi de 1 2 3. A'dan B'ye tanımlı olan örten fonksiyon sorusunun cevabı da aynıdır. Neden? örten fonksiyonun özelliği neydi? Her bir buradaki elemana en az bir tanecik bile olsa eleman gönder. Asla değer kümesinde boşta eleman kalamaz diyorduk değil mi? Onun Türkçesi aynı zamanda her birine en az bir tane eleman gönder demektir. Bu yüzden de bu soruyla bu sorunun çözümü aynıdır arkadaşlar. İşte size özdeş nesne, farklı nesne ve ayraç yönteminde yapmanız gerekenler. Şaka maka bu kadar kısa gibi görünen şey bile bir 17-18 dakikamızı aldı neredeyse. Ee, diğer böyle unutulan, kafanıza yatmayan, bazı böyle tekrar edilmesini istediğiniz şeyler olursa derin olan böyle çok basit şeyler değil. Şu değil yani temel kavramları bir tekrar eder miyiz diye değil. Ama işimize yarayacak, bize net kazandıracak bazı şeyler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Belki benim gözümden kaçmıştır onlardan da böyle 10-15 dakika bahsetmeye çalışırım. Şu an ben böyle önemli gördüğüm şeylerden bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi sıra geldi bunlarla alakalı vakit olursa inşallah bir soru yorum videosu çekmek. Bunlarla ilgili çünkü nasıl kullanacağız o da önemli. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın.